sine aynı anda yapıyorum bu arada. Terazilerin geldi ya inanamıyorum. Aşk, para, sağlık. Teraziler bu hafta hani tabir yerindeyse yerle yeksan. Evet ama bazen yerle yeksan olmak da iyi şeydir. Kaybettiğimizi düşündüğümüz birçok şey kazancımız olabilir. Bunu yaşamadan deneyimle ve kararına kararına vakıf olamayız, varamayız. Özellikle iş ve kariyerinizle ilgili değişimler yaşayacaksınız. Her konuda temkinli olun ve davranın. Dikkatli olmanız gereken bir döneme girdiniz. Aşk hayatınızda asla kibir yapmayın demişim. Şimdi yükselen terazi ve e, güneş burcu terazi olanlar e, tutulma sonrasındaki bu hafta ile birlikte bu süreçte kariyer ve iş hayatınızla ilgili bir takım mücadeleler içerisinde olabilir, bulunabilir ve uğraşabilirsiniz. Hakkınızın yendiğiyle yüzleşebilirsiniz. Çalışıyorum, çalışıyorum, kazanmam gerekeni kazanamıyorum diyen siz neden hakkınız olan paraları kazanamadığınızı görüp hayretler içerisinde kalabilirsiniz. Ama hiç kimse kimsenin hakkını yiyemez, yediğini zanneder. Özellikle karmaların kırıldığı bir haftaya girdiğimiz için e, hakkınızı yiyenleri e, siz içinizde öfke duymayın, kimseye ah etmeyin. Siz onları affedin Allah'a havale edin. Özellikle kimler sizi kandırmış, kimler sizin hakkınızı yemiş, kimler sizin hakkınızda oyun oynamış, kimler size verdiği sözleri tutmamış, bunların hepsi sizi ciddi anlamda yorabilir, üzebilir, tüketebilir. Adeta bir ruhunuzun çekildiğini kendinizi yorulmuş gibi hissederek uyanmış bile olabilirsiniz. Bu sabah uykudan sevgili teraziler lütfen sizi yormuş tüketmiş kandırmış olan hakkınızı yemiş olan kişilere içinizde öfke barındırmayın. Kin ve nefret beslemeyin. Herkes kendine münasır ne yaptıysa ne ektiyse onu biçecek. Siz de bunu gözlerinizle göreceksiniz. Ee, bazen sessiz kalmak, izlemek ve seyretmek çok şey kazandırır yorumsuz olmak ve sizinle tartışan haksızlık ettiği halde hakkı varmış gibi davranan insanlara asla hakkınızı aramayın hakkınızı yüce Allah'ın e, sunacağına emin olun sadece ve sadece bir terazi burcu olarak kendi içinizde kendinize öfke duymayın kendinize kızmayın yani kendilerinin hiçbir konuda kızmamaları gereken bir haftadalar bu hafta ee, ve aynı zamanda iş ve kariyer hayatınızla ilgili bir takım zor kurula... bir hafta onlar için terazi için. Bak bir iş ve çık... kariyeri i̇ş ve kariyer hayatında birden işten çıkarılabilir. Ben çalışkan biriyim, para kazandırıyorum, faydam var. Hem para kazanamıyorum hem işimden edildim diye. Ne olur hak ve hukukla yolu hakkınızı arayın. Sohbet ederek, kendinizi ispat ederek değil, Allah'ınıza, devletinize güvenin. Hukuksal bir mücadele vermeniz gerekiyorsa resmi kanallarla hakkınızı aramaya özen gösterin. Peki 21 gün onları nasıl etkiliyor? Gezegen Bu 21 günlük süreç de. onları, şimdi ailevi konular, ebeveynler ve yer değişimleriyle alakalı bir takım ani kararlar alabilirler. Yani artık yaşadığım yer maddi durumdan dolayı yaşayabileceğim yer değil moduna girebilir. Memleketine gitmeye karar verebilir. Şehir değiştirmeye karar verebilir. Ha. Düzen değiştirmeye karar verebilir. Buna hazır olmadığınız için şu an tutulmanın verdiği etkiyle ve gezegenlerin kombinasyonuyla ...buna hazır olup olmadığınızın farkına ancak 21 gün sonra varabilir. İşine bir ortak alabilir. İşine bir ortak alabilir. Şehir değiştirmeye kalkabilir. İşten çıkarıldığında paldır küldür iş kurmaya hazır değilken iş kurmaya kalkabilir. İş kurduğu takdirde başarısız bir iş seçebilir. Zaman kaybedebilir, vakit kaybedebilir, para kaybedebilir. 21 gün hiçbir şey yapmayın. 21 gün sonra neye hazır olup olmadığınızın kararını kendi içinizdeki endişelerin bitmesiyle zaten net bir şekilde, sağlıklı bir şekilde görebilecek, gözlemleyebilecek ve alabileceksiniz. Size ise spotum Dikkatliyim, huzurluyum demeyi ihmal etmeyin. Hemen terazilere geçiyoruz. Terazilerin tablosunu getiriyorum ekran'a. Şimdi Hay akreplere, akreplere geçiyoruz. geçiyoruz. Teraziler zor bir hafta olduğu için vallahi aklım sizde kaldı. Yani bir teraziymişim gibi dinledim burcumu. E, dikkatli ve ne dikkatli ve ne dedin? Dikkatliyim ve huzurluyum Dikkatliyim demeyi ihmal etmeyin. Bunu tekrar edin bu hafta kendinize. Peki koç burcu için doğru eş nasıl olmalı? Şimdi, koçlar nasıl estetikler? E, koçlar çok e, tez canlıdır ve acelecidir. Acele ettikleri için de her isteklerine ve her dileklerine geç kalırlar. Dolayısıyla onları dengeleyecek, onların enerjisini bütünleyecek bir teraziyle hmm. çok mutlu olabilirler. Koç ve terazi. Koç ve terazi birbirlerini tamamlarlar. Terazi seçmelerini tercih ederim. Bugün bir şey oldu. Teraziler için övgüyle başladım. <laughs> ne oldu bugün sana? Peki, e, bir boğa kadını erkekte önce ne arar? E, boğa kadını tutku kadınıdır, aşk kadınıdır, duygu kadınıdır, sadakat kadınıdır. E, aşkını tutkuyla hissettirecek, yaşatacak bir birey arar kendine kesinlikle. Peki, Boğa kadını kedi gibi seveceksin, dizinin dibinden ayırmayacaksın. Evet. Sürekli bir öpüş kokuş durumunda olacaksın. O, dokunacaksın. O kadar işte. Aynen. Peki ikizler kadınını mutlu edecek hediyeler nelerdir? Bununla ilgili sevgili seyircilerimiz biz YouTube'da Nuray Sayarı ile beraber çok güzel bir video çektik. YouTube hayatta her şey var. Kanalımızda var. Ee, hangi burcu hangi hediye alınmalı? Özellikle evlilik yıl dönümü ise e, doğum günü ise burcunu biliyorsan e, hediye seçmen kolay. Lütfen oradaki linkimizi tıklayarak bunu ayrıntılı izleyebilirsiniz. Ama ikizler için hemen söyleyelim. Hangi hediye yaptın ikizlere? Yani onlar genelde ruhuna uygun hediyeleri seçerler. E, ayakkabıdan çok hoşlanırlar. Kadın erkeği fark etmiyor. Ayakkabı almak, saat almak mutlu edecektir onları. Yengeç kadını sevdiği erkek için gemileri yakar mı Nur abla? Ne olur söyler misin? Diyor. Gemiyi yakmaz, dünyayı al aşağı eder. Ya, Tabii canım. tutkulular o zaman. Çok tutkulular. Sadece fazla saplantılılar. Saplantıda rahatsızlık getirir ilişkide. Ben kendi adıma söyleyeyim. Benim yükselenim yengeç. Sevmeyi seven, sevgiye taparak yaşayan bir bireydim. Ama ben örneğin saplantımı açtım artık şükürler kendi olsun. Kendi kendini onardın bu. Onardım, tamir ettim, düzelttim. Şimdi önce yaradanı, ardından kendimi, ardından herkesi seviyorum evlatlarımla ne birlikte. güzel. Aslan erkeğine... Aşk acısı çektirecek bir burç hangisi? Kimse ona aşk acısı çektiremez. Aa, hayır çünkü egosuyla yaşar. E, hep haklıdır. Vardır canım hakkından gelecek bir burç yok e, mudur? Şey, e, çok iyi para kazanırsa, gücüne güç katıyorsa, ondan güçlüyse acı çeker. Hmm. E, Başak kadını paradan yana mutlu olacak mı? Başaklar zaten bu çok hafta Çok mutlular bu hafta çok, kesinlikle değil mi? çok. Hem aşkta kazanıyorsunuz hem parada. Yani haftanın en şanslısı en mutlusu sizsiniz. E, zaten bizi izleyin az sonra Başaklar için çok detaylı bilgiler verecek Nuray Sayar'ı. Geldik terazilere. Terazilerle ilgili bir soru var. Terazi Burcu sevdiği kişiye sadık mıdır? Ee, yani şimdi sadakat <laughs> terazilere gelince. Terazilerle ilgili iki tane güzel cümle edecek diye diye başlıyor. İyi e, demem genelde ama Şimdi terazi ben çok seviyorum terazileri. Ben de seviyorum terazileri. <laughs> Bak terazi kadını fark <laughs> 52 diye. haftadır gömüyorsun terazileri burada. <laughs> Gömüyorum Bak terazi zor erkektir. Yani onun dengesine göre yaşarsak mutlu olabiliriz. Ee, teraziyle bir hayat sürmek istiyorsan, yaş almak istiyorsan, e, hayatın boyunca yaş almak istiyorsan ona onun yanında haklı olmayacaksın, mutlu olacaksın. Aldık Ş şeyi. Spotu evet peki akrep kadını e, şimdi çok uzun uzun yaz bak söylüyorum Nur abla e, nişanlımı tatile götüreceğim nişanlım akrep ve onun nasıl bir tatil sevdiğini ona da soramıyorum sürpriz yapmak istiyorum Nuray sayırı ne söyler bu konuda Bak hemen e, kaldığınız yerin odasını güllerle e, donatın e, tutkuyu ve aşkı sever e, mutlaka. Nerede kaldığınız önemli değil. Romantizm olmalı. Ablacım korona var ne tatile. Ha ya evet korona var doğru ya. <laughs> gülle mi donatsınlar? Gülle ya. donatsın. E, yatacağınız yatağa gül yaprakları koyun. Kesinlikle güzel gül yağları mumlar yansın. Hı, başı döner. Gerçekten Tabii. Mi? O zaman ya yerin mekanın önemi yok. Yatakta gül olsun yeter. Tabii tabii yerin mekanın önemi yok. Yatağı güllerle süsleyin. <laughs> Peki. Yay kadını için zor erkek hangi burçtan çıkar? Oğlak. Asla İmtihanı yapamaz. Mı? İmtihanıdır. Çünkü özgürlüğüne çok düşkün. Yönetilmeyi ve kontrol edilmeyi hiç sevmez. Oğlak da aşırı kontrolcü olduğu için... ...kati sürekli bir arada barınamazlar. O kadar mı? Kesinlikle. Kavgaları bitmez bir arada olsalarda Bak demin ses teknikteki arkadaşım oğlaktı. Sevgilisi yaymış. Bana diyor ki Nuray ablacığım ne yapacağız biz böyle... İşin çok zor yine geleyim sonra konuşuruz dedim. Peki kova burcunun lüks merakı ona zarar verir mi? Kovalar lükse düşkün mü? Valla ben bir kovayım imkanlara göre. E, imkanın varsa en lüksünü yemeyi sever. En lüksünü giymeyi sever. İmkanı yoksa da o, o, günkü şartlara göre lüks neyse odur ama huzur arar kova. Lüks aramaz. Öyle mi? Eğer imkanı varsa en iyisini yemeyi ...en iyisini giymeyi... ...en iyi yerde oturmayı tercih eder. Peki... Ee, ...balık erkeğini sormuşlar. <laughs> Ekrana gelsin diye güldüğümü anlayacaksınız. Balık erkeği balık etli kadınlardan mı hoşlanır? Hmm. Valla onlar... E, ...nefes alsın yeter. Herkesden hoşlanır. <laughs> Geçiyorum burçlara. <laughs> Biz sürü balık danışanımdan da biliyorum. Etli butlu gerçekten çok severler ama e, ilişkide bir seçicilik olmalıdır değil mi? E, bir aura uymalıdır, bir enerji uymalıdır. Balık erkeği tam bir balıksa e, ayakları tutsun, yürüyor olsun, nefes alsın yeter. Duygusal erkek yani. Balık erkeği. Bilmem duygusal e, e, yerine göre. Ne yani, durumuna o zaman? göre. Ya balık çok elde tutulacak bir erkek değildir. Aç kapı. Tabii. Sinsi çapkın karda yürür izini belli etmez. Değil mi? Tabii.